Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalıma abone olabilirsiniz. Bugün Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece Cuma gecemiz arkadaşlar. Cuma gecemiz mübarek olsun. Cuma'mız şimdiden mübarek olsun. Hayırlı nurlu cumalar dilerim. Biraz erken bir mübarek oldu ama Cuma gecesi nasıl olsa arkadaşlar Rabbim ettiğiniz dilediğiniz bütün dualarınızı dileklerinizi inşallah kabul etsin dualarda buluşmak dileğiyle inşallah en güzel dua başkasının duasında kabul ol e, yer almakmış arkadaşlar kabul olunan dua. İnşallah dualarda buluşmak dileğiyle. Cuma'mız mübarek olsun. Şimdi bu modeli yapımını göstereceğim. Aslında oldukça yorgunum. Sabah 7'den akşam 7'sine kadar aralıksız temizlik, temizlikle uğraştım. Ama kolay bir model olduğu için hemen yapımını gösterip kaçacağım arkadaşlar. E, bu arada Son günlerdeki havlu videolarından e, beğeniyorsunuz. inşallah memnun kalıyorsunuz arkadaşlar. Bayağı uğraştım. Bayağı bir zorladı beni. Birkaç gün bilmiyorum ama çok ısrarlı e, havlu istekleri var halen. Bekleyen. E, olmazsa birkaç gün böyle havlu videolarına gerçekten ara vermek istiyorum. Kamera önü çekimi uzun bir video. Bir dakika onun kamera arkası var. Hani kamerayı durduruyorum. Şöyle yapacaksınız deyip gidiyorum ya. Bir de onun var yani küçücük bir parça en az 3-4 saat masa başında oturmak zorunda kalıyorsunuz arkadaşlar. Anlatım bitene kadar hem belden rahatsın bel fıtığı hem boyundan derken biraz zorladı beni. Şimdi boyamızı yapacağız. Boyamız aslında mekik sanan arkadaşlar var. Bu mekik değil, iğne oyası değil. Fil e, filkete hiç değil, örümcek arkadaşlar. Bunun yapımını istedi birkaç arkadaşımız gruptan atmışlar. Şimdi hemen cecik anlatıp Gideceğim inşallah. Çok uzattık değil mi? İpimizi tığ battığına sabitleyelim. Bir zincir çekelim sabitleyince. Örümcek çekiyorum. Örümceğimin üzerine 5 tane zincir çekiyorum. 3 4 5. Tepesine batıp bu 5 zincirimi kapatıyorum. Küçük bir yuva elde ediyorum. Bir zincir çekiyorum. Örümcek çekiyorum tekrar. Bu şekilde bakın. Şöyle göstereyim. Bakın örümcek. 5 zincirli yuva örümcek. Şimdi aşağıdan 1, 2, 3, 4 tane tığ battısı atlayıp 5.ye kapatıyorum. Ve ama sizlerin tığ battısı çok geniş olur. 3 atlar 4.ye kapatırsınız. O size kalmış arkadaşlar. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Kapattım. Hemen yanındaki tığ battıya girdim. 2, 2 aldım. Başına bir kez doladım. Tekrar girdim. Önce bir kez sonra 2 sonra 2 başına 2 sardım girdim aynı yere 2 2 2 aldım başına 2 sarıp tekrar girdim aynı noktaya önce bir kez sonra 2 sonra 2 sonra 2 şeklinde çıktım şöyle bir yaprak formu vereceğiz buraya 1 2 3 4 zincir aradan girdim kapadım tekrar 2 sık iğne yapıyorum son trabzanıma 5 6 sık iğnesi yaptım 7. yuvada kapadım bu şekilde bir yaprak yaptık araya şimdi bir zincir çekiyorum örümcek çekiyorum bu şekilde 1 2 3 4 5 5 veya 6 zincir çekin arkadaşlar örümceğin tepesine kapatıp yuva edinin şöyle şu şekilde Evet. Kapattım. Yuva edindim. Bir zincir çektim. Tekrar örümcek çekiyorum. Aşağıdan bakın dediğim gibi 1, 2, 3, 4 tane atladım. 5. 1, 2, 3, 4 atladım. 5. kapadım. Ama sizler tığ battığına göre hareket edin arkadaşlar. Tığ battığınız genişse 3 atlayıp 4'e de kapatabilirsiniz. 2 zincir çekiyorum. Başına bir kez alıp yuvaya girdim. 2 2 aldım. Başına bir kez alıp girdim. Önce bir kez, sonra 2, sonra 2. Başına 2 aldım, girdim. 2 2 2 aldım. Başına 2 aldım, girdim. Önce bir kez aldım. Sonra 2, sonra 2, sonra 2. 1 2 3 4 zincir çektim. Şöyle son çubuğuma, trabzanıma girdim, kapadım. 6 tane sık iğnesiyle aşağı iniyorum. 2 3 4 5 6 7. sık iğnemi tığ batısında tamamlıyorum. Bir zincir çekip yine örümcek 5 zincir şu şurayı yapıyoruz yine arkadaşlar. Bu şekilde gidiyor alt kısmı. Şimdi üst kısmına geçelim renkli ipimi tığıma sabitledim modelimi aldım bakın buradaki ortadaki yaptığımız o 5 zincirli veya 6 zincirli çekerek yaptığımız orta yuvaya girdim sık iğnesiyle kapattım sabitledim şimdi çok küçük örümcekler yapacağız bakın 1 bunu kapatıyorum yuvaya aynı boy olmasına da e, dikkat edeceğiz gayret edeceğiz 2 bunu da kapatıyorum dediğim gibi çok küçük örümcekler arkadaşlar. Bakın bu şekilde 3 8 kez bu şekilde yuvama kapatıyorum. 4 Örümceklerin boyutunun aynı olmasına dikkat edelim. 5 Biraz büyük kaçtı bu. 6 tığımda bir sorun zaten hep var yine var yine var tutukluk yapıyor 7 3 tane daha tığ aldım yapamıyorum elim alışmış olması gerekiyor biraz tığlarda da sorun var arkadaşlar böyle bir potluk var tutuyor 8 tane örümcek yaptım kapattım yuvaya şimdi burası düz yüzümüz arkadaşlar ön yüzü şöyle ön yüzündeki tek kanatlarını çekip uzatacağız örümceklerin ee, örümceklerin tek kanatlarını ön tarafa bakan kanatlarını şöyle çekip uzatacağız tek kanatlarını arkadaşlar bakın 2 3 Ön tarafa bakan, size bakan taraf kanadını çekip uzatırsanız, daha güzel durur ilmekleriniz. Bu şekilde. Bir de ben görebilsem. Biraz oldukça uzak bana oya. Kamera olduğu için önümde. Bu şekilde kanatlarını çekip uzatıyoruz. Son örümceğimin kanadı. Tek kanatlarını çekiyoruz, uzatıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde oluşuyor. Şöyle düzeltmelerini yapayım. Motifimizin yapımı bu kadar. Tek kanatlarını çektik, uzattık arkadaşlar. İşte bu kadar yapımı. Mekik gibi ya da eee filkete oyası gibi duruyor şu an kabaran biraz gitti. Evet arkadaşlar, ütüyle de böyle yönleri biraz daha düzgün olacaktır inşallah. Tabii ki. Yani yapım aşamasını soran arkadaşlarım vardı. İnşallah anlatabildim. Modelimizin yapım aşaması böyleydi. Yapacak olan arkadaşlar hepinize kolay gelsin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.